Kahre Akademi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Özgür Demir. Poster ders notlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 5. posterdeyiz. 5. posterde Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti 1302-1453 yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacağız. Osmanlı Devleti'nin genel politikasından bahsedecek olursak bu dönemde biliyorsunuz ki bir Rumeli'ye yerleşme politikası takip etmektedir. Bir diğer de bakıyorsunuz ki Anadolu'da da Türk siyasi birliğini kurma yolunda adımlar atacaktır. Daha çok bunların üzerine duracağız. Son zamanlarda Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili sorular karşımıza çıkmaktadır. Daha da çıkacaktır. Bunu bilin. Şimdi arkadaşlar birincisi Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu, kuruluş tarihi, nerede kuruldu? Kimler tarafından kuruldu tam olarak bilinmemektedir. Özellikle genel bir kanı var. Oğuzların, Kayboyunun, Bozokkolunun Karakeçili aşiretine mensup olduklarından bahsedilmektedir. Ama şunu unutmayın ki bugüne kadar Osmanlıların kuruluş tarihi dediğimiz zaman aklımıza 1299 tarihi geliyordu arkadaşlar. Bakın buradaki bu 1299 tarihini bugüne kadar hep bu geçiyordu. Ama son yapılan araştırmalarda özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, menşei hakkında ve nasıl kurulduğu hakkında birçok bilim insanı araştırma yapıyor. Bu tartışmaları ilk defa Harbert Adams Gibbons başlatıyor. Paul Wittig, Fuat Köprülü, Halil Nalcı, Kolininber gibi tarihçiler de bunlara bir takım eklemeler yapacaktır. Burada kesinlikle ters köşe olmayın. Son yapılan araştırmalarda Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi 1299 değil de 1302 olduğu ortaya çıkmıştır. Yani Halil Nalcı'nın yaptığı son araştırmalarda Osmanlı Devleti 1302 Koyunhisar yani Bafyon Savaşı ile birlikte kurulmuştur ifadesini kullandı. Artık literatürü de bu geçmektedir. Ve özellikle de ayete soruları da bu karşımıza çıkabilir. Artık Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu biz 1302 tarihi alıyoruz arkadaşlar. Burada kesinlikle ters köşe olmamanız gerekmektedir. Bu bilgiyi mutlaka hatırlıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki peki Osmanlılar ilk kurulduklarında nasıl bir fetih politikası takip etmişlerdir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti sürekli ilk başta batıya doğru bir fetih politikası takip edecektir. Peki bu batıya doğru fetih politikası takip ederken aynı zamanda fırsat buldukça da veya ortam buldukça da Anadolu'ya doğru da fetih politikalarında veya toprak kazanma politikaları takip etmektedir bu dönem itibariyle. Özellikle arkadaşlar batıya doğru fetih politikası takip etmek istemesinin sebebi bir gaza anlayışı, ganimet toplama anlayışı ve aynı zamanda da ahilerin veya Anadolu beyliklerin desteğini almak ve Anadolu beylikleriyle ters düşmemek. Çünkü bir Türk beyliğinin Türk beylikleriyle mücadele etmesi bakıyorsunuz ki tepkilere neden olabilir. Bundan dolayı Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat veya işte 2. Murat, Yıldırım Bayezid gaza anlayışıyla hareket etmişlerdir. Yani gaza demek, gaza cihat demek Hristiyan unsurlar üzerine, Müslüman olmayan unsurlar üzerine yapılan savaş anlamına gelmektedir. Daha çok yani gaza anlayışıyla birlikte Rumeli'ye doğru fetih hareketlerine başlayacaklardır. Burada Rumeli'ye doğru yapılan fetih hareketleri nelerdir? Hangileridir? Bakıyorsunuz ki birincisi arkadaşlar Sazlıdere, ardından Sırpsındı, bakıyorsunuz ardından 1. Kosova, ardından Nibolu, ardından 2. Kosova, ardından Varna, ardından da 2. Kosova olmak üzere arkadaşlar. Bakın bunlar Sazlıdere hariç özellikle Haçlı kuvvetleriyle yapılan savaşlar olarak karşımıza çıkacaktır. Osmanlılar biliyorsunuz ki Orhan Bey döneminde özellikle Palekino'nun Maltepe Savaşı ile birlikte Anadolu'da ciddi sınırlarını ciddi bir şekilde genişletiyorlar. Bu genişletmenin ardından İznik ve İzmit'i de aldıktan sonra Rumeli'ye doğru geçecekler. Rumeli'ye doğru geçmelerinde etkili olan da burada bir beylik vardı. Hangisiydi? Karesuoğulların. Karesuoğulların almalarıyla birlikte Rumeli'ye doğru fetih hareketlerine başlayacaklardı. Şimdi burada ilk önce Sazlıdere Savaşı arkadaşlar. Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınıyor. Sırpsındığı Savaşı da Osmanlılar üzerine yapılan ilk Haçlı seferi olma özelliğini göstermektedir. Ve burada Haçlılar büyük bir yenilgiye uğratılacaktır. Ve Osmanlı Devleti tak diye burada nereyi başkent yapacaktır? Edirne'yi başkent yapacaktır. Daha önce başkent neresiydi? Bursa. Şimdi bu konuyu da unutmayın. Osmanlı Devleti sürekli
başkenti, yani yükselme dönemine kadar, İstanbul başkent oluncaya kadar sürekli başkentini batıya doğru taşımaktadır. Bu batıya doğru taşımasındaki temel sebep nedir? Fethi alanlarına yakın olmak. Çünkü Osmanlı Devleti kuruluşta bir Rumeli politikası takip etmektedir veya bir Balkanları ele geçirme politikası takip etmektedir. Onun için de başkent dediğiniz zaman da ordu başkentte, yani orduyu Bursa'dan ta Kosova'ya kadar götürmek oldukça zahmetli bir iş olduğu için hemen ne yapıyor? Başkentini oraya taşıyor. Ya fethi alanlarına yakın olma amacı taşımaktadır. Sıpsındığı Savaşı'nda arkadaşlar Haçlılar yenilgiye uğratılacaktır. Ardından arkadaşlar Çirmen Savaşı yapılacaktır. Küçük bir savaştır Bulgar ve Sırp kuvvetleriyle, burada da yenilgiye uğratılacaktır. Ardından arkadaşlar bakıyorsunuz ki 1. Murat döneminde 1. Kosova Savaşı gerçekleştirilecektir. 1389 yılında 1. Kosova Savaşı'nda burada da Haçlılar büyük bir yenilgiye uğratılacaktır. 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat savaş alanında şehit olacaktır. Savaş alanında şehit olan padişahtır. Ve aynı zamanda da bakıyorsunuz Yıldırım Bayezid döneminde Nibolu Savaşı yapılacaktır. 2. Murat döneminde Varna ve 2. Kosova Savaşları yapılacaktır. Arkadaşlar özellikle 2. Kosova Savaşı kuruluş döneminde Osmanlı Devleti üzerine düzenlenen son Haçlı Seferi olma özelliğini göstermektedir. Ve burada bu son Haçlı Seferinden sonra 1683 Kutsal İttifak Savaşları başlayıncaya kadar Avrupalılar, Haçlılar Osmanlı Devleti'nin üzerine yaklaşık 250 yıl bir daha ordu gönderemeyeceklerdir. Şimdi burada Avrupa Osmanlı karşısında savunmaya geçiyor ve Haçlılar Osmanlıları Balkanlardan atamayacağı anlaşılmaktadır. Tabii buradaki bu batı politikası yapılırken, bu batı politikası takip edilirken Osmanlı Devleti bir takım yöntemlere de başvuracaktır. Peki bunlar nelerdir? Şimdi sadece bir bölgeyi fethetmek yeterli değildir. O bölgede kalıcı olmak lazım. Kalıcı olabilmek için de ne yapılması gerekmektedir? Bazı politikalar takip etmek lazım. Osmanlı Devleti arkadaşlar batıda fethileri yaparken bakıyorsunuz ki bir iskan politikası takip ediyor. İki arkadaşlar bakıyorsunuz istimalet politikası takip ediyor. Yani bir diğeri de hoşgörü. Yani istimaletle hoşgörü birbirine yakın. En başta iskan nedir? Bunun üzerine durmak lazım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda takip etmiş olduğu bu iskan politikası Balkanlarda uzun süre kalıcı olmasını sağlayacaktır. Şimdi buraya dikkat edecek, nedir iskan? Diyelim Osmanlı Devleti bir bölgeyi aldı. Varsayalım ki Edirne'yi aldı. Bu ilk defa Orhan Gazi döneminde başlayan politikadır. Varsayalım arkadaşlar bakıyorsunuz Kosova'yı aldı, Varna'yı aldı. Oraya hemen Anadolu'daki göçebe Türkmenleri oraya yerleştiriyor. Şimdi bunun amacı nedir? Türkleştirmek, İslamlaştırmak, kalıcı olmak, işte tımar sistemini uygulamak, işte vergi toplamak ve o bölgeye egemen olmak iskan politikası. Tabii bunu uygularken kurallara da uyacak. Tünkörü yapılan bir iş değil, detayları olan bir iştir özellikle. Ve buradaki bu iskan politikası sayesinde Osmanlı Devleti ta Balkan Savaşları'na kadar Balkanlarda bir egemenlik kurmayı başaracaktır. Bu da önemlidir. Yani mesela Osmanlı İmparatorluğu her zaman diyorum bir Balkan İmparatorluğu'dur. Çünkü Balkanlar da Anadolu'dan çok daha uzun bir süre kalmıştır. Ne zaman ki Balkanları kaybetti, orada arkadaşlar biliyorsunuz ki imparatorluk çok kısa bir süre sonra dağılacaktır. Şimdi burada Balkanlarda kalıcı olmanın birincisi arkadaşlar iskan politikası. İkincisi istimalet politikası. İstimalet politikası da Osmanlılar bir bölgeyi aldıkları zaman oradaki gayrimüslim unsurlara hoşgörülü davranıyorlar. Yani kimsenin dinini değiştirmiyorlar, dilini değiştirmiyorlar, kültürünü değiştirmiyorlar. Vergilerinizi, cizye ve haraç vergisini ödediğiniz sürece bütün haklarınız saklı tutulmaktadır diyor. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti bir bölgeyi aldığı zaman oradaki gayrimüslim unsur orayı terk etmiyor. Bu istimaletin diğer bir adı da hoşgörü. Daha çok halk arasında hoşgörü politikası olarak bilinmektedir. Ve burada da bakıyorsunuz ki bu politikayla birlikte kendisine karşı oluşabilecek tepkilere de engel olmuş oluyor ve orada kalıcı oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın unutmayın iskanı bileceksiniz, istimaleti bileceksiniz arkadaşlar. Burada bunlar önemli noktalardır. Yani fetihlerin kalıcı olmasındaki en büyük nokta budur. İskan demek yerleşme demektir. Hatta bugünlerde kullanılırdı binanın iskanı, yani alınmadı. İskan alınmadan mesela bir yerde oturulmaz. Osmanlı Devleti bu politika sayesinde o bölgede oturuyor. Fethediyor bölgeyi
Bölgeyi fethettikten sonra kolonizatör Türk dervişlerini o bölgeye gönderecektir. Ve o dervişler de orada bir caminin etrafında arkadaşlar bir şehir planı oluşturacaklardır. Ve oralar yerleşime açılacaktır. İstimalet de aynı şekilde. Bakın iskan politikası Müslümanlara uygulanıyor. İstimalet politikası ise gayrimüslim nüfusa uygulanan bir politika olma özelliğini göstermektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi biraz özetleyecek olursak. Bütün bu seferler arkadaşlar gazacat anlayışı etrafında yapılmaktadır ve Balkanlarda kalıcı olma üzerine kurulmuş yapılmış olan seferler olma özelliğini göstermektedir arkadaşlar. Şimdi bunları biraz daha da açacak olursak Sırp Sındığı'dan bahsettik az önce. Özellikle Haçlıların Osmanlı Devleti üzerine yapmış olduğu ilk savaş olma özelliğini göstermektedir ve Haçlılar burada arkadaşlar yenilgiye uğratacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birinci Kosova dedik arkadaşlar Haçlıların ilk büyük yenilgisi olma özelliğini göstermektedir. Nibolu Savaşı. Nibolu Savaşı da çok önemlidir. Özellikle Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatması üzerine Haçlılar büyük bir orduyla birlikte hatta 1. Haçlı Seferi gibi düşünüyorlar. Nibolu'dan yola çıkıyorlar. Burada ta Nibolu'dan yola çıkıp önce arkadaşlar bakıyorsun Türkleri Balkanlardan atıp Anadolu'dan atıp ta Kudüs'e kadar gitmeyi bile planlıyorlardı. Ama Nibolu'da Yıldırım Bayezid tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmışlardır. Ve Balkanlardaki Osmanlı egemenliği daha da kalıcı hale gelmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın unutmayın. Eğer Balkanlarda Osmanlı sefer yapıyorsa az önce de söyledim. Gaza cihat. Eğer Anadolu'da bir bakıyorsunuz ki bir fetihte bulunuyorsa bu Türk siyasi birliğini kurmak olarak algılanması gerekmektedir. Bu da önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi burada Osmanlı Devleti bakıyorsunuz ki Nibolu Savaşı'nda ta Tuna Nehri'ne kadar olan toprakları ele geçiriyor. Tuna'ya kadar olan toprakları ele geçirince bakıyorsunuz ki batıda ilerleme alanı bir yerde bitiyor. Ve Yıldırım Bayezid de bu seferde büyük bir başarı kazanıyor. Türk beylikleri üzerindeki etkisi artıyor. Çünkü halife Yıldırım Bayezid'e Sultan-ı İklimi Rum diye bir ünvan verecektir. Anadolu'nun en büyük sultanı ünvanını verecektir. Bu sefer Yıldırım Bayezid ne yapacaktır? Anadolu üzerine seferler yapacaktır. Arkadaşlar ve tabii burada da devreye Türk Siyasi Birliği giriyor. Peki Türk Siyasi Birliği'ni kurma yolunda yapılan çalışmalar nelerdir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti Türk Siyasi Birliği'ni kurma yolunda ilk çalışmasını Orhan Gazi döneminde yapacaktır. Orhan Gazi ilk önce Karesi Oğulları'nı ortadan kaldıracaktır. Karesi Oğulları'nın içerisinde çıkan taht kavgalarından yararlanan Orhan Gazi Karesi Beyliği'ni Osmanlı Devleti'ne katacaktır. Bu beyliğin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla birlikte Anadolu'da ilk Türk Siyasi Birliği'nin ilk adımı atılmış oluyor. Karesi Oğulları'nın donanması vardı. Osmanlı Devleti bu donanmanın sahibi oluyor. Rumeli'ye geçiyor ve Rumeli'de de aynı zamanda arkadaşlar Bizans'taki taht kavgalarından yararlanarak Çimpe Kalesi'ni ele geçirecektir. Ve Çimpe Kalesi Rumeli'deki ilk Osmanlı toprağı olma özelliğini göstermektedir. Birinci ayağımız bu dedik. Birinci Murat döneminde de arkadaşlar Germiyan oğulları ile akrabalık ilişkisi kuruluyor arkadaşlar. Ve bakıyorsunuz ki Germiyan Bey'in kızını oğlu Yıldırım Bayezid'e alacaktır. Ve burada Germiyan Bey'i de Kütahya, Emet, Simav, Tavşanlı gibi bölgeleri Osmanlı Devleti'ne katacaktır. Ve Germiyan oğulları gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Osmanlı sınırları içerisine girecektir. Çünkü bir de burada Hamit oğulları var. Daha sonra 1. Murat Hamit oğullarından bakıyorsunuz Isparta, Keçiborlu, Göller yöresini 80 bin altın karşılığında alacaktır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz Osmanlı Devleti yine savaş yap. Bakın Anadolu beylikleriyle iyi geçiniyor. Bu böyle bir soru da karşınıza çıkabilir. Hangi yöntemleri kullandı diye. Burada iç işlere karışıyor. Karesi oğullarının alımında iç işlere karışıyor. Germiyan oğulları çeyiz akrabalık ilişkisi kuracaktır. Hamit oğullarına bakıyorsunuz ki parayla satın alıyor. Yani böyle bir çatışmaya girmiyor. Çünkü Türk beylikleriyle yapacağı bir savaş tepkilere neden olabilir. Ta ki ne zamana kadar? Yıldırım Bayezid'in Nibolu'da büyük bir zafer kazanmasına kadar. Çünkü Anadolu'da büyük bir otorite haline gelecektir. Osmanlı Devleti Balkanlar'da daha sonra Anadolu'da da arkadaşlar bir otorite olarak kabul edilecektir. Ve bunun sonucunda da Türk Siyasi Birliği'ni kurmak için Yıldırım Bayezid yola koşulacaktır. Saravanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları,
Tekioğulları, Candaroğulları ve Karamanoğulları beylikleri de alınacaktır. Ve bakıyorsunuz ki bu dönemde bu beyliklerin alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin sınırları ta Fırat'a kadar gidecektir. Çok güçlü devletlere komşu olacağız. Burada bir Timur Devleti'ne komşu olacağız. Burada da bir arkadaşlar Memlük Devleti'ne komşu olacağız. Yani Osmanlı Devleti Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmakla büyük devletlerle de karşı karşıya kalmak zorunda kalmıştır. Ve burada Memlüklerle ilişkilerimiz bu dönem itibariyle gerginleşmeye başlıyor. Tabii Osmanlı'nın Timur'un sınırına dayanması, Timur da çok güçlü bir devlet. Neye neden olacaktır arkadaşlar? Ankara Savaşı'na neden olacaktır arkadaşlar. Burada Ankara Savaşı da önemli noktalardan bir tanesidir. Ankara Savaşı'nda iki Türk devleti karşı karşıya gelecektir. Buradaki olay nedir? Birincisi arkadaşlar iki hükümdarın da cihan hakimiyeti düşüncesi. Cihan hakimiyeti nedir? Tüm dünyayı Türk bayrağı altında toplamaktır. Türkler de arkadaşlar biliyorsun bu bir ülküdür. Timur da cihan hakimiyetini gerçekleştirmek istiyor. Yıldırım Bayezid de cihan hakimiyetini gerçekleştirmek istiyor. Ve bu durum iki orduyu, iki devleti Çubuk Ovası'na karşı karşıya getirecektir arkadaşlar. Burada iki hükümdarın hakaret dolu mektuplaşması, Timur'un önünden kaçan ve Yıldırım Bayezid önünden kaçan beylerin kışkırtmaları da bu savaşın çıkmasında etkili olan diğer nedenlerdir. Arkadaşlar Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta tabi Timur'un ordusu biraz daha güçlü ve Yıldırım Bayezid'in yanlış savaş taktikleri takip etmesi ve aynı zamanda Kara Tatarların Yıldırım Bayezid'e ihanet etmesi gibi sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda büyük bir yenilgi alacaktır arkadaşlar. Peki Ankara Savaşı'nda alınan yenilgi neye neden oluyor? Bir kere Türk siyasi birliği bozuluyor. Bakın Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti yıkılmıyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sadece Türk siyasi birliği bozuluyor. Çünkü Timur Osmanlıları yıkmıyor, zayıflatacaktır. Burada beyliklere topraklarını tekrar geri verecektir ve tekrar bu beylikler arkadaşlar kurulacaktır. Bizans'ın ömrü uzuyor. Çünkü Osmanlılar tekrar Anadolu'da Türk siyasi birliğini kuruncaya kadar, tekrar eski güçlerine erişinceye kadar 50 yıllık bir zaman geçiyor. Bizans burada bir nefes alacaktır bu dönem itibariyle. Çünkü o süre içerisinde ta 2. Murat'a kadar Bizans'ın üzerine bir daha sefer düzenlenmeyecektir arkadaşlar. Burada Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne giriyor. Burada bilmeniz gereken ayrıntılardan da bir tanesi var arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın. Burada da bilmemiz gereken ayrıntılardan bir tanesi nedir? Fetret Devri'nde evet, Balkanlarda toprak kaybı yaşanmadı. Bakın buna dikkat edin. Şimdi Anadolu'da biz ciddi toprak kaybederken Osmanlı Balkanlarda toprak kaybetmiyor. Şimdi bunun sebebi nedir? Biraz bunun üzerine durmamız gerekmektedir. Çünkü az önce anlattım ya size hoşgörü politikası, istimalet politikası, iskan politikası. Çünkü Osmanlı Devleti Balkanlarda bir felsefe kurdu. Bir otorite kurdu ve bakıyorsunuz ki yani bir fetret devri yaşıyor, 11 yıl sürüyor. Hatta akabini de var, arkası da var ama Anadolu'da ciddi toprak kaybederken Balkan egemenliği devam ediyor. Tabii burada başka etkiler de bulunmaktadır. İşte Bizans'tan memnun olmaması halkın veya bakıyorsun Avrupa'da bu dönemde yüzyıl savaşları devam etmektedir. Veya bakıyorsun kiliseler arası çatışmalar da bunun etkisi. Tabii bunların üzerine Osmanlı'nın hoşgörüsü, iskan ve istimaleti eklenince Osmanlı'nın Balkan egemenliği burada zedelenmiyor. Buna çok dikkat edeceksiniz. Şimdi az önce dedim ya Timur Osmanlı Devleti'ni yıkmıyor, sadece parçalıyor. Çünkü niye? Osmanlı Devleti'ni yıksa orada bir başka güç ortaya çıkabilir. Çünkü Timur Çin'e doğru bir sefer yapmayı planlamak. Onun için de Osmanlı'yı parçalayayım diyor. Çünkü bir Çin seferi de en az 4 yıl sürmektedir. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınacaktır. Ve mesela 4 yıl içerisinde ancak bunlar toparlanamaz durumlar ortaya çıkabilir. Ve burada arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni Yıldırım'ın 4 oğlu arasında İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında paylaştıracaktır. Ve 11 yıl bu 4 şehzade arasında yaşanan savaşların sonucunda Çelebi Mehmet arkadaşlar kardeşlerini ortadan kaldırarak Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu oluyor. Fetret Devri'ne son veriyor ve Osmanlı Devleti'nin burada ikinci kurucusu olacaktır. Ha bir de arkadaşlar şunu da unutmayın. Fetret Devri'nde pat diye karşımıza bir isyan çıkıyor. Hangisi? Şeyh Bedrettin isyanı. Bakın Şeyh Bedrettin isyanı Anadolu'da çıkan ilk dini ve sosyal içerikli isyan olma özelliğini göstermektedir. Şimdi devletin
çatışma yaşadığı dönemlerde veya sıkıntı yaşadığı dönemde, iç çekişmelerin yaşandığı dönemlerde bu tür isyan hareketleri Türklerde çok görülür. Bakın dikkat edin. Burada aynı olay nereye gelmektedir? Mesela Moğol baskını sonrasında Türkiye Selçuklar döneminde Kösedağ Savaşı öncesinde Baba İshak, Baba İlyas gibi isyanlar ortaya çıkmıştı. Burada da aynı şekilde. Devletin otoritesinin sarsıldığı dönemlerde devlet otoritesini ele geçirmek isteyen çeşitli dini gruplar ortaya çıkabilir. Bu dini gruplar halkın manevi duygularını sömürerek asıl hedefleri olan siyasi iktidarı ve ekonomik kaynakları ele geçirmektir. Bunların din diye bir şeyleri yoktur. Yani amaçları yoktur. Dinin siyasi gücünü kullanarak bakıyorsunuz ki otoriteyi ele geçirmek olarak özetleyebiliriz bu olayı. Ve burada da aynı şekilde böyle bir Şeyh Bedrettin isyanı da bu dönem itibariyle karşımıza çıkacaktır. Ve Fetret Devri'ne son veriyor arkadaşlar. Fetret Devri'ne son verdikten sonra Çelebi Mehmet Türk siyasi birliğini kurmak için tekrar yoluna devam edecektir arkadaşlar. İkinci Murat daha sonra tahta çıkıyor. İkinci Murat burada Varna Savaşı'nı yapacak. Çünkü Edirne-Seged'in anlaşmasını Haçlılar bozuyorlar. Biliyorsunuz ki Haçlılar Edirne-Seged'in anlaşmasını bozacaklar. İkinci Mehmet'in tahta çıkmasını fırsat bilip bunun üzerine de Osmanlılar Varna Seferi'ni düzenleyecek. Haçlılar yenecektir. Ardından ikinci Kosova Savaşı. Haçlılar tekrar Osmanlı üzerine geliyorlar ama Osmanlılar burada da Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratacaklar. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar Balkanlardaki Osmanlı Devleti Balkanlarda arkadaşlar gücünü, otoritesini sabitleyecektir bu dönem itibariyle. Şimdi bakın neler öğrendik? Bakın buna bir kısaca özetleyecek olursak neler öğrendiğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar birincisi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili dedik ya farklı düşüncelerin olduğu. Yani bu olayı açıklamak oldukça zor. Çünkü niye? Tarihte geriye doğru gittikçe belgeler azalmaktadır. Belgeler azaldığı için de olayı yani netleştirmek oldukça zordur. Şimdi bir diğeri bugüne kadar 1302 biliyordu. 1299 biliyordu. 1302 olduğunu anladık. Bir de şunu anlıyoruz. Tarih, bakın düşündüğünüz gibi değil. Tarih sabit bir bilim değil. Tarih dinamik bir bilimdir. Yani şimdi bazen öğrenciler sordu var ya, hocam hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Hayır, biz aynı şeyleri anlatmıyoruz. Tarih fizik, kimya, biyoloji, matematikten belki daha çok değişen bir bilimdir. Burada gördüğünüz gibi tarihte yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkmasıyla tarihin değiştiğini anlıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakıyorsunuz ki 1302. Tarih bugün, yarın bile bu tarih değişebilir. Çünkü tarihte kesin yargılar yoktur arkadaşlar. Tarihte kullanılan kesin yargılar yanlıştır. Çünkü yeni bulgularla bu değişmektedir. Birincisi burada bunu öğrendik. Özellikle bakıyorsunuz ki kuruluşla ilgili bilgilerin net olmamasının sebebi kaynakların olmaması ve bakıyorsunuz bundan dolayı görüş farklılıkları da ortaya çıkmaktadır. Balkan politikası, Anadolu Türk Birliği politikasından bahsettik. Balkan politikası, Gazra Cihat, unutmayın eğer burada Balkan politikası takip ediyor Gazra Cihat, Anadolu beyliklerini ele geçiriyorsa ne demiştik burada? Özellikle Türk siyasi birliği politikası takip etmektedir. Ve Balkanlarda kalıcı olmak için ne demiştik? İskan, istimalet, hoşgörü politikalarını takip edecektir Osmanlı Devleti burada. Anadolu'ya da egemen olabilmek için dikkat edin savaş dışı yöntemlere başvuracaktır değil mi? Evlilik yani çeyiz, bakıyorsunuz iç işlere karışma veya parayla satın alma gibi yöntemlere başvuracaktır. Ta ki ne zamana kadar? Yıldırım Bayezid'in Nibolu Savaşı'nı kazanmasına kadar bakıyorsunuz ki bu yöntemleri takip edecektir. Şimdi arkadaşlar bir soru çözelim. Özellikle ben buraya da bir soru da koydum. Haritalı soru. Bu haritalı soruları nasıl çözüyoruz? Evet, bu haritalı sorularda çözerken nelere dikkat ediyoruz? Bu haritayı biraz daha aşağı alabilir miyiz? Haritalı sorularda nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Şimdi yani çünkü ÖSYM zaman zaman haritalı sorular da karşımıza çıkarmaktadır. Bakın diyor ki bu haritadaki bilgilere göre Osman ve Orhan Bey dönemleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Evet. Şimdi bakın Osman Bey'in aldığı yerler buralar. Orhan Bey'in aldığı yerler de pembe olan nokta. Orhan Bey dönemi önemli liman şehirleri ele geçirmiştir. Çanakkale bakıyorsunuz ki evet, Balıkesir, Çanakkale'de Bursa bakıyorsunuz evet. Orhan Bey devlet teşkilatlanmasını başlatmıştır. Böyle bir şey diyemeyiz. Haritada böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Osman Bey devletin sınırlarının iki katına çıkardı. Bunu da diyemeyiz. Çünkü niye? Bunu diyebilmemiz için Osman Bey gelmeden önceki devletin sınırlarıyla ilgili bize bir harita gerekmiyor. Hani şunu deseydik, Orhan Bey devletin sınırlarını iki katına çıkardı deseydik arkadaşlar, eyvallah. Bu doğru olurdu. Çünkü elimizde veriler var.
Ama Osman Bey ile ilgili, Osman Bey ve öncesiyle ilgili bizim elimizde hiçbir veri olmadığı için bunu haritada kullanamayız. Bu bilgi doğru da olabilir. Ama asla kullanamayız. Çünkü harita bize böyle bir veri vermemektedir. Harita ne veriyor? Orhan Bey'den de önemli liman şehri. Bakıyorsun Çanakkale'yi almışız, işte İzmit'i almışız, kocaman kıyılara hakim olmuşuz. Kocaman kıyılara hakim olduysak o zaman önemli liman şehirlerini de ele geçirmişizdir. Burada cevabımız A olacak. Tekrarlıyorum. Haritanın dışındaki bilgiler doğru olsa bile siz onu almıyorsunuz. Haritadaki verilerin dışına asla çıkmıyorsunuz. Buna dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili, Beyliklerin Devleti Osmanlı siyasetiyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka video dersinde görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.